Merhaba, gazete yazıyor olarak bugün Türkiye'nin en önemli futbol adamlarından biri olan İlhan Bulak'la beraberiz. Sağ olsun bizi kırmadı, yayınımıza katılmayı kabul etti. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Hocam Türk futbolunda bir kaos var. Bir kulüp başkanı giriyor, hakeme kafa atıyor. Diğer maçta bir bakıyorsunuz başkan takımı sahadan çekiliyor. Türkiye'de, onu soracağım, yani Türkiye'de futbol sistemi bir türlü oturmuyor. Bunun, bu hastalığa nasıl bir teşhis koymak lazım? Galip çürüyen düşer. Evet. Yani böyle olması lazım. Çünkü bir çürümüşlük başladı. Var. Ve bu düşecek ki ancak yerine yenisi olabilsin. O bakımdan ben bunları çok sürpriz olarak görmüyorum. İstemeyen bir ortam var. Yani siz çok futbolu bilmeden yönetmeye kalkarsanız olacağı budur. Yani bunu Avrupa ülkelerine baktığımız zaman böyle mi yapılıyor? Değil. Böyle yap. Bunu futboldan gelenler yönetiyor. Oradan gelenler yönetiyor. Mesine gerek yok. Siz iş adamı olabilirsiniz. Ama profesyonelleri yanınıza alırsınız. Onların dediğini yaparsınız. Yine işinizi görürsünüz. Yani kulüplerin yapılanmasına baktığınızda bu istenmiyor zaten. Yani yukarıdan nasıl isteniyorsa kulüp başkanı öyle geliyor. Kulüp başkanı nasıl isterse öyle hoca geliyor. Öyle yöneticiler geliyor. Dolayısıyla da onların istediği bir şekilde kulüp yönetilmeye veya işte takım yönetilmeye çalışılıyor. Bu mutlaka olmaması gereken durum. Yani biz profesyonelliği farklı görüyoruz. Profesyonellik en son enerjiyi kullanma sanatıdır. Amatörlük farklı bir şeydir ama amatörlük heveskarlıktır. Yani oynarsınız, yenilirsiniz ayrı bir şey. Ama futbolda profesyonellik o enerjiyi en son kullanma sanatında hem para kazanacaksınız, hem puan kazanacaksınız, hem sıralama kazanacaksınız, hem ülkeyi bir yere taşıyacaksınız, hem kulübünüzü bir yere taşıyacaksınız. Bunlar zor işler. Kolay işler değil. O bakımdan işi bilmek başka bir şey. Yani konunun hakimi olacaksınız. Bunu eğitimle beraber çözeceksiniz. Eğitim çözmeye kalktığınız zaman da yanlışın içerisine düşüyorsunuz. Kulüp yapılanmaların işte amatör kümeden başlıyor. Bu ta profesyonellere kadar. Milli takıma kadar devam ediyor. Onun için tam dikkat edilmesi gereken günler. Yani hissi davranmamak lazım. Yöneticiler hissi davranamazlar. Siz bir camiayı temsil ediyorsunuz. Arkanızda 20-25 milyonluk kitleler var. Belki arkanızda 1000 kişilik, 2000 kişilik kitleler var. Dolayısıyla siz ben böyle istiyorum dediğiniz zaman yanlış olur. Eskiden mesela dernekler tarafından yönetildiğinde kulüpler bana göre daha iyi yönetiliyor sen. Sanki şirketlere geçti veya kulüpler işte spor kulübü adı altında olmaya başladı. Yani bir AŞ'nin dışında bir yaklaşımda. Sonuçta farklı bir oluşum. Ama yani siz kulübün başkanı olduğunuzda veya işte o şirketin başkanı olduğunuzda o kulübün sizin olduğunuzu zannediyorsunuz. Evet. Ve taraftarı unutuyorsunuz, arkadaki kitleyi unutuyorsunuz. Taraftar öyle istemiyor. Sizin sağdan çekilmenizi istemiyor. Veya işte hakeme öyle davranmanızı istemiyor. Veya işte hakeme yumruk atmanızı istemiyor. Ama siz keyfiyetten bunu yaparsanız bu sefer iş başka boyutlara gidiyor. Bunu Avrupa'da yapabiliriz. Bunu anlatamazsınız. UEFA'ya anlatamazsınız. Yani biz kendi federasyonumuzu anlatırız. Federasyon başkanı çıktı diyor ki ya iyi insanı nasıl yaptı bu işi? Ya tamam iyi insandı, iyi çocuktu, nasıl işte silah kullandı? O zaman iyi öğretmendi. Yani evet iyi öğretmendi, nasıl işte öğrenciyi dövdü? Yani böyle mantık olabilir mi? Böyle mantık olabilir. Herkes iyi sonuçta. Yani iş strese girmediği zaman, durağı anlaştığında, normal hayat akışı devam ettiğinde her şey iyi. Kimse kötü değil. Ama o baskıda insanlar nasıl? Bunu görmek lazım. Asıl o baskıda gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Tabii yani. Aslında. Tabii bir baba para kazanamadığı zaman evi nasıl yönetiyor? Buna bakmak lazım. Para kazandığı zaman çok rahat yönetiyor. Doğru. Veya işte çocuk parası olduğu zaman babaya, anneye saygılı ama parası olmadığı zaman isyankar. Bu böyle olmamalı. Yani iyi insanlar var, kötü insanlar var. Akıllı insanlar var, akılsız insanlar var. Evet. Yani iyi yönetimler var, kötü yönetimler var. Böyle bakmak. Şunu soracağım. Tam bu futbol yönetimine girmişken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa finalinden sonra istifa edeceği söyleniyor.
Siz böyle bir durum aldınız mı veya federasyonda nasıl bir değişikliğe gidilmesi lazım? Değişiklik gerektiği şey. Yani galiba 5 tarafına bakıyorum. Yani birçok ülkenin işte 10 tane kanunu var. Bizde 2000 tane kanun var, 2000 tane ancak var. Birçok ülke içtihatlarla yönetiliyor biliyorsun. Şimdi aldınız bu federasyon istifa etti. Bir başkası gelecek, aynı şeyler olacak. Yani değişemiş olmayacak mı? Mantık, yani kesilen ağaca bakmak lazım, ormana bakmak lazım. Mantık neyi icap ettiriyorsa o şekilde davranmamız lazım. Kuralları koymamız lazım. Mesela bizim Avrupa'dan gelen Türkler Avrupa'da trafik lambalarına, trafik ışıklarına çok dikkat ediyorlar. Çünkü geçersen 2000 euro ceza verirsin kırmızı ışıkta. Ama bizde de ehliyeti verirsin. Ehliyeti verirsin. Sonra işte araba kullanamazsın. Avrupa'da araba kullanmadığı zaman hayatın bitiyor. Ama o Türkler geliyor Türkiye'de kırmızı ışıkta geçiyor. Çünkü cezası az. Yaptırımı az. Yani her yerde disiplin kuralı var ama işletiyor musunuz? Mesela sizin pasoliginiz var, maça giriyorsunuz. Pasolik sizin nüfus kağıtınız. Maçta bir taşkınlık yaparsanız bir daha o maça gidemezsiniz. Avrupa'da da gidemiyorsunuz. Ama 50 yıl seni stada sokmuyor. Hayatın bitiyor. Hayatın bitiyor. Orada maça gitmedin mi hayatın bitiyor. Şimdi siz Türkiye'de bir taşkınlık yaptığınız zaman tribüne ceza veriliyor. Halbuki o pasoligi olana verseniz de ceza. Bunun gibi yani işi temizlemek için, bakmak için sadece bir noktaya kanalize olmamak lazım. Genele bakmak lazım. Hakem hakkında nasıl konuşuyor? Kulüp hakkında nasıl konuşuyor? Yani oyuncusu hakkında nasıl konuşuyor? Oyuncusu hakkında o kadar aşağılayıcı konuşan başkanlar var ki. O ahlaksız diyor, bu kulüpten içeriye giremez. Yani hocalar hakkında böyle konuşuluyor. Hatta bir hoca hakkında Aziz Yıldırım böyle konuşmuştu. Demişti ki o ahlaksız bu kulüpten içeri giremez demişti ama o ahlaksız Trabzonspor'a hoca olmuştu. Yani böyle de bir ortam var. O bakımdan biz ne yapacağımıza çok dikkat etmemiz lazım. Sadece istifa ile beraber bu işler olmuyor. Doğru yönetiyor muyuz? Yanlış mı yönetiyoruz? Doğru kurallar koyuyor muyuz? Doğru kurallar koymuyor muyuz? Kuralların arkasında duruyor muyuz? Durmuyor muyuz? Buna bakmamız lazım. Biz hemen insanları işte A kulübü sempatizanı, B kulübü sempatizanı yapıyoruz, çıkıyoruz. Yani insanlar kulüp tutabilir. Herkesin bir kulübü var. Herkesin bir siyasi partisi var. Tabii ki. Herkesin bir dini var. Yani siz insana diyebilir misiniz? Sen nasıl Hristiyansın, Müslüman değilsin? Müslümana diyebilir misiniz? Sen niye Müslümansın, başka dinden değilsin? Böyle şey olabilir mi? Parti tutabilir. Kulüp de tutabilir. Takım da tutabilir. Ama yaptığı işle beraber bunu getirip hemen küçük bir olumsuzlukla karşısına çıkartmak, basınla beraber üzerine gitmek. İşte RTÜK şimdi kararlar veriyor. İşte çok aşağılayıcı konuşmalarda, evet. Spor programlarında. Bu bugün mü ya? 15 yıldır bunlar, 20 yıldır aynı şeyleri yapıyorlar ya. O televizyonlarda ne alasızlar yapılıyor. Ama bunlar görünmez mi? Ama şu da acı değil mi? Yani bu programlarda reyting yapılıyor. Bu aslında bir nebze de toplumun aynısı değil mi? Toplumun aynası ama o topluma ne verirseniz öyle işletirsiniz. Düzgün program verirseniz orada da düzgün insanlar izler. İnsan o programı görmediği zaman ona ihtiyaç hissetmez. Yani siz katalizatör görevi sizdedir. Yani treni çeken öndeki katalizatör lokomotif vardır. Bu arkadan gelen onu takip eder. Siz şimdi televizyonlarda hep bunları yayınlarsanız İnsanlar da ona geçecektir. Ama televizyonlarda çok daha iyi programları yayınlarsanız insanlar bilinçlenecektir ve o programlara ilgi duymayacaktır. Onun için sizin ne sunabileceğinizdir insanlara önemli olan. Ben olsam televizyonların çoğunu kapatırım zaten. Programları diyorsun. Yani televizyonların o programlarını kapatırım. Yani dizilerin o programlarını kapatırım. Ya dizilerde mesela eskiden hep böyle filmleri iyi ile biterdi. İyinin kazandığı rollerle biterdi. Hep bir bakarsın ki işte mahallenin karakol polisi işte doğru yolu göstermiş. Baba gelmiş, çocuk gelmiş özür dilemiş. İşte polis doğru yönlendirmiş, öğretmen doğru yönlendirmiş, kulağını çekmiş. İşte gitmiş elini örmüş. Ama şimdi öyle programlar var ki ya şimdi son yani, mesela TRT'de 80'ler dizisi vardı bence. Evet. Çok güzel. Evet. Çünkü bizim
çocukluğumuzu, gençliğimizi olduğu gibi önümüze kesinlikle serdi ve çok güzel örnekler. Yani ben izlemiyorum inan. Bir yıldır evimde televizyon kumandaları başka yerde. Yani hiç televizyonu YouTube'dan istediğim kanalları izliyorum. Çünkü niye? Hiç dizi film izlemedim ben bu zamana kadar. Hayatımda dizi film izlemedim. İzlediğim dizi film neydi? Bizim o geçmişte CR vardı, Kökler vardı. Onlar ben şimdi mesela 10 saniye bir tane dizi izlemedim. 10 saniye bir tane dizi izlemedim. O bakımdan izledikçe işte veya işte sosyal medyada gördükçe insanın yani tiksinmesi geliyor. Hocam siz niye koptunuz futboldan? Futboldan kopmadım. Futbolda devam ediyorum. En son Denizli Spor'daydım. Ama çalışabilecek olduğum takım bulamıyorum. Yani çünkü niye? Evet, Türkiye'de 2-3 tane kulüp hakim şu anda Türk futboluna. 2-3 tane yönetici hakim. Dolayısıyla bunların istedikleri yönetici oluyor. İstedikleri antrenör oluyor. İstediklerini istedikleri yere gönderiyorlar. Milli takım dahi yönlendirebiliyorlar. Onun için ben geçen bir programda dedim ki ben Trabzonsporluyum. Ben bunu saklayacak halim yok. Trabzonluyum. Trabzonsporluyum. Ben ne Fenerbahçe'ye gidin, ne Galatasaray'a, ne Beşiktaş'a hiçbir ilgilendirmez. Benim Trabzonspor şampiyon olursa çok mutlu olurum. Ama diğerleri de şampiyon olursa sevinirim yani. Niye? Alkışlarım da. Ben geçen gün bir programda Fenerbahçe şampiyon olamaz dedim. Niye Fenerbahçe şampiyon olmaz? Çünkü Fenerbahçe sosyal medyada çok güçlü değil. Çünkü Galatasaray bütün sosyal medyayı eline geçirmiş. YouTube kanallarında, televizyon programlarında birçok oyuncusu var, birçok gazetecisi var. Onlar pompalıyor, Futbol Federasyonu'nda yöneticisi var. Niye? İşte Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüş de çok etkili şu anda futbolda. Galatasaray'da. İstediğini antrenör yapıyor Başakşehir'e, istediğini başka takımlara söyleyebiliyor. Yani demiyor ki Galip olmasın, Giray olmasın demiyor. Ama diyor ki Ahmet Mehmet var. Yönlendirir. Yani olursa bunlar iyi olur diyorlar. Burada mesela Galatasaray'ın şimdiki geçmişteki hocası Fatih Hoca. Bu çok etkili bunlar. Tabii Göksel, Fatih Terim, Göksel Gümüş de bunlar çok samimiler. O futbolcu grubu hep bunların etrafında olmuş. Dolayısıyla o camia milli takımlara gitmiş. Milli takımda yardımcı antrenörlükler almışlar. Milli takım altyapılarında hoca olarak bulunmuşlar. Ve oralardan Futbol Federasyonu'nda görev yapıyorsunuz. Siz milli takımın hocasınız. Siz Futbol Federasyonu başkan vekilisiniz, yardımcısınız. Siz bir kulüp başkanısınız. Siz aynı zamanda işte Büyükşehir Belediye Başkan Vekilisiniz. Dolayısıyla insanların bir şekilde size ihtiyacı var. Siz de bu ihtiyacın karşılığında diyorsunuz ki işte filanca olursa iyi olur. Siz işaret ettikten sonra da o insanlar da onu yapıyor. Kulüp başkanları da buna uyuyor. Dolayısıyla kulüp ne yapıyor? Belli bir grubun eline geçmiş oluyor. Burada Galatasaray diyor, işte Galatasaray şampiyon oluyor. Tabii ki şampiyon oluyor. Lobisi kuvvetli çünkü. Lobisi güçleniyor çünkü. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Çok malum. Yani Türk futbolunu aslında geride Fatih Terim, Göksel Gümüşdağ ve Galatasaray grubu yönetti. Yönetiyor da yani. Yönetiyor da. Yani çok belki bu çok direkt değil, indirekt şekilde. Yani onlar mutlaka işte şunu alın bunu alın niteliğinde değil ama bu olursa daha iyi olur. Tavsiye ettiğiniz zaman siz bunun işaretini alıyorsunuz zaten. Evet, tavsiye tabii ki. Bu da sizin gibi işini düz yapan hocaların yolunu kapatıyor. Evet, kesinlikle. Biz biraz sivri dilliyiz. Biz biraz bildiğimizi konuşan insanlarız. Benim Galip 3-4 tane yani kendi seçtiğim çocuğum milli takım kaptanı oldu. Ben öyle başkaları gibi işte şu takımdan aldım da milli takım kaptanı oldu. İşte oynattım değil. Biz yetiştireceğiz. Ben 1980 yılında antrenörlüğe başladım. Spor akademisini bitirdim. Profesyoneldim Kocaeli Spor'da. Sakatlandım. Sakatlanınca antrenörlüğe başladım. 2 yıl Trabzon'da amatör takım çalışırdım. Bir Doğan Spor'u çalışırdım, bir gençler bir takımı çalıştım. 2 yıl. Ben gittim Mardin Kızıltepe'de 1 yıl beden eğitimi öğretmenliği yaptım. Benim orada 5-6 tane öğrencim çocuğuna Giray ismi koymuştur. Yani benim orada beden eğitimi öğretmeni yaptığım dönemde... Görüşüyor musunuz öğrenci? Hala benim Kızıltepe grubum vardı. Ben her sene Kızıltepe'ye giderim. Orada kurduğum Trabzonspor Derneği hala devam ediyor. Belki de 1000 üyesi vardır. Mardin ile Kızıltepe, Mardin ve Trabzon kardeş şehirdir. Oradan öğrencilerim
Çocukları alırlar, Trabzon'a maça getirirler. Trabzon'dan altyapı gider, Mardin'de şeyde şenliklere katılır. Benim öğrencim İbrahim Aydın Trabzonspor'da yedek yönetici oldu. 3 sene önce şampiyonluk yaşadı. 40 yıl üzerine şampiyonluk yaşayan Mardinli Kızıltepe'li öğrencim oldu. İbrahim Aydın. Bizim orada derneğimiz var. Ben giderim dernekte otururum, toplantı yaparız, yatarım, gezeriz, Mardin'i gezeriz. Çok güzel bir yer. Trabzon'u Mardin'e taşımış. Evet, orayı da Trabzon'a taşıdı. Mardin'e, İnşallah Trabzon'a taşıdı. Orada da program yapma imkanımız oldu. Dolayısıyla orada bütün branşlarda biz birinci olmuştuk. Voleybolda, kızlarda, erkeklerde, basketbolda, futbolda mesela Kızıltepe Spor'u kurduk. Üçüncü lige çıkardık. Şimdi futbol akademinin, milli takımının futbol akademinin başındaki Ümit Durmuş Hoca'yı ben arkadaşım olarak rica ettim. Mardin Kızıltepe Spor'un hocası oldu o tarihte. Yani futbol nerede var ben oradayım. Mesela Giray Bulak Futbol Akademim vardır, sahalarım vardır ve ben 5-6 kulüpte yöneticiyim. Trabzon'da kendi kulübümün başkanıyım, Bosna Spor'un başkanıyım, Üsküdar Belediye Spor Kulüp Başkanıyım şu anda. 5-6 kulübün yöneticisiyim. Futbolun içerisindeyim ama futbola hiç emek vermemiş insanlar. Futbol hep sömürmüşler ama hep bir yerde olmuşlar. Ben mühendislik yanım çoktur. Ben mutlaka yetiştirmeyi, geliştirmeyi ve büyütmeyi severim. Ve bu misyon bana yüklenmiş. Yani Allah bana bunu vermiş. İnşallah ama ben futboldan çok şey kazandım. Çok dostlar kazandım. Çok para kazandım mı? Çok para kazanamadım. Ama başkaları gibi de savurmadım. Ben eserken savurmasını bilebilen bir insanım. Şimdi kimseye ihtiyacım yok. O bakımdan kim ne yaparsa yapsın. Direkt bildiğinde konuşabilen insanım. Çünkü ben kendime yaslanan bir insanım. Yani heybemde doluluk var. Onlar da bildiğim kadarıyla aktarmaya çalışırım. Kimseyle de işim olmaz. Bildiğimi konuşurum. Hiç kimse de bana bir şey diyemez. Çünkü herkese dokunmuşumdur ben. Bu ülkede futbolun içerisinde ne kadar adam varsa, o ahım şahım diyen, paşayım diyen insanların hepsine dokunmuşumdur. Hepsine katkı sağlamışımdır. Hiçbirinden katkı beklemem. Hiçbirinden katkı beklemem ama haklı olarak beklentilerim vardır. Haklı olarak beklentilerim vardır. Ama ben futbola o kadar emek vermiş miyim? Ben mesela Trabzonspor beni daha 1989 yılında yurt dışına gönderdi. İngiltere'ye lisan eğitimine gittim ben. Futbol eğitimine gittim. Ya ben bunları boşuna mı yaptım? Ben çocuklarımı boşuna mı okuttum, iyi okullarda okudular da iyi insanlar oldular? Onun için iyilik bulaştırır galiba. İyiliği bulaştırmamız lazım. Bak kötülük nelere bulaşıyor. Kötülük nerelere bulaşıyor, nerelerden işler çıkıyor. Allah kimseyi o hale düşürmez. Ama işte futbolu bunlar yönetici. Ben mesela bir tarihte bir yerde konuşuyordum. Çok önemli bir kulübün yöneticisi dedi ki, ya hocam siz konuşuyorsunuz da siz ne yaptınız dedi yani. Futbolda da bu kadar konuşuyorsunuz dedim. Doğru, ben bir şey yapmadım dedim. Yapanları dinlediğiniz için biz bu hale geldik. Ama siz beni dinleseydiniz Alman futbolu olurdu bu ülke. Orada da biliyorsunuz imparator var. Almanya'da imparator var. Franz Beckenbauer. Ama biz Türkiye'de yalandan bir imparator yarattık. Onun peşinden gittik. Futbol bu hale geldi. Bakın Alman futbolu nerede? Şimdi onları imrenerek izliyoruz. Niye? 2000 yılında Almanların bir puanı vardı. Avrupa Kupası maçlarında. Dediler ki yeniden kendimizi çek edeceğiz. Elendiler. Gruptan çıkardılar. Evet. Bir puanlar var. Çek edeceğiz dediler. Belçika'nın Double Pass firması var. Double Pass'la anlaştılar. Bir kulüp yapılanması nasıl olmalı diye. Ben bunu televizyonda 10 yıl önce stadyum programı yaparken açıkladım. Ama açıklayan Giray Bulak olduğu için dinleyen çıkmadı. Şimdi Double Pass'ı milli takım kullanıyor. Double Pass firmasının amacı şu. Bir takımın altyapısı nasıl olmalı? Hocalar nasıl yetişmeli? Sahalar nasıl olmalı? Oyuncu nasıl beslenmeli? Nasıl yürümeli, soyunma odası nasıl olmalı, A takıma nasıl oyuncu çıkmalı? Almanlar bu kadar futbolda ileri olmalarına rağmen Belçika'dan bu Double Pass firmasından faydalandılar. Kendilerini yenilettiler, çek ettiler ve bugün noktaya geldiler. Ama biz bunları 10 sene önce söyledik. Aslında televizyonda dinlesinler. Ben bunları ne zaman söylemişim? Hocam programınız var. Evet. İsterseniz şimdilik bitirelim. Olsun. Bir kez daha, binlerce kez buluşmak dileğiyle. Sizinle sohbet çok güzel, futbolu bilen insanla sohbet etmek çok güzel. Değerli gazete yazıyor izleyicileri, Giray Hocamızla bu ilk buluşmamızda daha çok konuşacağımız şeyler olacak. Size de keyifli seyirler
ve iyi günler diliyorum. Son cümleyi de söyleyeyim Galip. Hiçbir zaman başarının peşine koşmadım Galip. Hep değerli olmanın peşine koştum. Bütün insanlara da, bütün gençlere de tavsiyem budur. Değerli olmanın peşine koşun arkadaşlar. Son sözü hoca söyledi. Görüşmek dileğiyle.